Abi yukarıda etnik hadise bu. Elementer hadiselerden toplam mekan. Elementer hadiselerden tüzülen toplam mekan. Kaçan iki de toplam teyin burada. Demek bana bir de hadiseler teyin dediğinde göğe ki toplamlarına teyin dediği de düşünüşümüz mümkün eken. Aslında iki de toplamla karar edeyim. A. Y1. Y2. Y3. B toplam. Y2, Y3, Y1. Bana bir iki de toplamını karaydık. Bunlar teğin mi yok ki yok mu? Eski olanımız. Kaçan iki de toplam teğin değillerdi. Eğer bir kıl elementlerden tüzülgen olsa bunlar teğin değillerdi. Bir kıl elementlerden tüzülgen mi? Ha, bir kıl elementlerden tüzülgen. Y1, Y1, Y2, Y2, Y3, Y3. Bir kıl elementlerden tüzülgen. Demek bu iki de toplam manasında bu iki de toplam teğin. Ha, ben geteyim. Hadiseler manasında hem demek bunlar teyin hadiseler değil abi. Demek A hadise başarılı gende B hadise başarılı B hadise başarılı gende A hadise başarılı. A hadise başarılı gende bana 3'den bir ortası başarılı diye. Mesela Y3 başarılı. Y3 başarısı demek Y3 B'de var. B başarılı diye. B başarısı buradan bir ortası başarılı diye. O halde bunların mesela Y2 başarısı o A'da var. A hadise başarılı gende bu adı. Demek hadiselerin teyinliği A hadise başarılsa B hadise başarıldı, B hadise başarılsa A hadise başarıldı. En basitinden bunları toplam görünüşte hesap konuş gerek. A toplam, B toplam getireyim. Yani bir kere elementer hadiselerden tüzülgen. Yani toplamların yığındısı. İki de toplamının yığındısına göreydik. A koşu B. Bir de toplamlardan birleşmesini eski olanımız. Demek toplamlarda kandı emeller başarılgen olsa, kandı emeller körülgen olsa, bu yüzden o düşünce emeller körülür orada. Demek yani bir ağa kıyılmaz. Toplamlarını, teyindikini bulamaz, birleşmesini bulamaz, bana bir yerde köpeytmezse, toplamlarını kesişmesini bulamaz, toplamlarda ayırmasını bulamaz, bu tolduruçu toplamın merkezini bulamaz. Demek bir yerde yenge derse yok. Şu eski derslerini biz fakat hadiseler kılığı da tekrar olup çıkarmış olasın. Hani toplamlarının birleşmesi. İki de toplamın birleşmesi. Ne A ve B toplamlarını görelim. Hadiseler de A ve B hadiselerini görelim. Elementer hadiseler Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7. Bana bir elementlerden tüzülgen olsun. Demek A toplam bana bu. Hadiselerden tüzülgen. Ve toplam mana bunda elementer hadiselerden tüzülgen. Toplamlarda birleşmesi degen de hemen düşünürdük. Birleşmesi bütün mana bu hamma hadiselerini öz içine alır. Hamma elementlerini öz içine alır. Demek A birleşme B. Koşu deyip yazsak ham bolar, birleşme deyip yazsak ham bolar. İkilesi ham orli. İkilesi ham doğru. Bu demek birden 7 geçe bölgen barcha elementer hadiselerini öz içine alırken. Bu degani kamida bitta masalan şey, toplam manosida esga olaylik x element birlashmaga tegishli degani nima degani edi bu x birortasiga tegishli bo'lsa birlashmaga tegishli bo'lardi bu yerda ham endi hodisa manosida birortasi bajarilsa bu holda mana bu hodisalarning yig'indisi bajariladi demak kamida bittasi bajarilsa bo'ldi demak yig'indi bajariladi bu yerda ham bu degani kamida bittasiga tegishli bo'lsa bo'ldi. Demak bu yig'indiga tegishli bo'ladi. Mana birlashmasi, mana bu hodisalardan, shu yerdagi barcha hodisalardan tuzilgan. Hop, endi keyingisi, ko'paytmasi, ya'ni kesishmasi. Ikkita toplamlarni kesishmasi qayerda? Mana bu yerda, mana bu toplam kesishmasi. Ya'ni umumiy elementlardan tuzilgan A va B'lar uchun umumiy elementlardan tuzilgan toplam. Mana bu toplam ekan. Demek A B deb yozsak ham bo'laveradi yoki A kesishma B deb yozsak ham bo'laveradi. Hodisalarning kesishmasi yoki hodisalarning ko'paytmasi teng Y2 Y5 dan tuzilgan. Mana topdik. Masalan A B'ning ehtimolini toping desa, B A B'ning ehtimolini toping desa. Mana shunday hodisalarni sanaymiz.
Ber iki, iki de hadise var iken. Demek kolaylık yaratıcı hadiseler iki deyken, elementer hadiseler. Barça hadiseler en deydi. En gibi aramız barça hadiseler sana gel. Neyse demek şu mukarrar hadiseler, neyse elementer hadise olsa demek yani şimdi buramız. Barça hadiseler sana gel. Yani köp etmesi degen de ne düşünüyoruz? Yani toplam manası da her iki toplamga tegishli. Yani hadiselerin köp etmesi her iki hadise bir vaxta becerilir hadiseler. Yani köp etmesi degeni A ve B hadiseler bir vaxta becerilir hadise onların köp etmesi değil. Demek hem A hem B becerilmiş gerek bunda. Kengisi, ayırması. Hadiselerin ayırması. Yine toplamların ayırması ya müracaat kılamız. Yani iki de toplam. Ayırması degen ne demek yani? A toplamdan B toplamına ayırmaz. Yani B'ni çıkartıp taşıyemiz. B'ni çıkartıp taşıyasak bir de bana bu toplam kaladı. Demek A minus B. Y1, Y4, Y7. Yani 4'te, yani 3'te elementten tutup gelirken. Y1, Y4 ve Y7 elementer hadiselerden tutulgan. Bu toplamlardan ayırması şimdi bu oldu. Yani hadiseler manasında yeter diyeyim basit şey. Toplamlar tılada etken de X ayırmaya kaçan tekişliği burada. X A toplamda tekişliği buluş gerek. Lakin B toplamda tekişliği bulması gerek. Bana bu elementler A toplamda tekişliği, B toplamda tekişliğimez. Yani fakat A'nın özge tekişliği, B'ge tekişliğimez. Ama iyi ki ben içi de bu yerler için bunu almayınız. Hadiselerde hem bu düşündüğü. Demek hadiselerin ayırması diyen de A hadise becerilir diyen, lakin B hadise becerilmedi diyen hadise. Diye bu şimdi hadise ki A hadise becerilirdi, lakin B hadise becerilmedi. Ve bu buradaki elementer hadiselerden tüzülgen eken. Ben hayat bu hadisenin tezkere hadise. Karama karşı hadise. Üstünde çizgi bulan belgeleyimiz. Karama karşı hadise. Bunun için biz toplamların todur üstüne eski alanımız. Bana bırak da A toplam. Bana bu universal toplam. Toplam tılı da universal toplam. Hadise tılı da bu mukarrar hadise. Universal toplam, mukarrar hadise. Yani cüde hem birbirine üzvi bağlı. Toplamlar bulan hadiseler cüde hem birbirine bağlı. Yani A toplam. Yani hadiseler, elementer hadiselerini görelim. Y1, Y2, Y3 bana bir de bulsun. Y4, Y5, Y6, Y7. Ay dedi bana mukarrar hadise 7'de hadiseden ibaret. Şunlardan 3 tanesi A toplam geçti. Yani A hadisenin becerilişi A hadise bana bu 3 tane elementer hadiseden ibaret. Toplam manası da A'nın iklime geçen yedi. Toldurucu toplam. A toplam geçti toldurucu toplam. A toplamının taş karşısındaki elementler. A geçtiği bulmak elementler. Bunlar kaçtılar? Bana bunlar 4 tanesi. Yani Y1, Y2, Y4 ve Y7. Yani hadise tılı da biz bunu karama karşı hadise diyoruz. A hadise ya karama karşı hadise. Bunu bana bir de A çizgisi ile belirleyiniz. Bu kendi hadise buladı. A hadise becerilmediğin hadise. A hadise becerilmese demek bana bunlar becerilişinden ibaret bugün hadise buladı.